Metten Nuray Mert, son günlerde İslam Barış Gücü adlı sorunlu bir kavramın gündeme geldiğini belirterek Müslüman ülkeler nasıl yek vücut olarak örgütlenecekler, kim ne adına bir ülkeye müdahale edecek ve böyle bir oluşumun meşrutiyeti nereden gelecek diye sormuş. Bak yavaş yavaş kendileri neyin ne olduğunu, çözümün ne olduğunu, böyle bir birliğin başının olması gerektiğini, yetkili mercinin olacağını yavaş yavaş anlamaya başlamışlar. Evet, ne diyor? Böyle bir oluşumun İslam aleminin çıkarlarını korumak adına dış ülkelerin müdahalesinin demokrasiyi tamamen rafa kaldıracağını ve İslam emperyalizmini gündeme getireceğini belirtmiş. Yok, öyle bir şey olmaz. İnşallah. Yani barış, kardeşlik, sevgi, savaşlar durdurma, silahları yeryüzünden kaldırma, kanın damla dahi akmaması. İnsanın burnunu kanamaması. Mehdiyet yani. İnşallah. Yoksa Müslümanlar birleşsin, dünyayı birbirine katsın, öyle bir konu yok. Zaten Allah öyle bir şey müsaade etmez. Allah Mehdiyet'in yolunu açmıştır. Kader ona göre açıktır. Kaderde bazı yollar kapalıdır, bazı yollar açıktır. Sadece Mehdiyet'in yolu açıktır. Mehdiyet sadece ilerleyecek gibi kader dizayn edilmiştir. Diğer yönde uğraşsalar da öyle bir şey olmaz zaten. O yol Allah kapatmıştır. Sadece Mehdiyet'in yönü açıktır. Orada bir gelişme olacaktır. Ve oluyor, dikkat ederseniz mesela bak. Arap Baharı dediler. Halbuki Mehdiyet Baharı'ydı. Bediüzzaman diyor, cennet asa bir baharda geleceksiniz siz diyor. Bediüzzaman açıklıyor. Bu bahar dedikleri olayı açıklıyor zaten. İnşallah. 70 sene önce söylüyor. Cennet asa bir baharda geleceksiniz. Cenneti andıran bir baharda geleceksiniz diyor. Biz kışta geldik diyor. Acele ettik. Kışta geldik. Siz baharda geleceksiniz diyor. Ve Yobaz takımına da diyor ki, ey diyor, canlı cenazeler diyor. Yani böyle hortlaklar diyor. Ona yakın bir tabir kullanıyor. Mehdi'nin önünden çekilin. Mehdiyet'in önünden çekilin. Yeni neslin önünden çekilin. İttihat-ı İslam geliyor diyor. Özetle anlatım bu. Kader bazı yerlerde kapalıdır, bazı yerlerde açıktır. İnsanlar istese de onu yapamaz. Mesela kan dökecek şekilde bir İslam birliği mümkün değildir, imkansızdır. Ama barışı ve kardeşliği, sevgiyi, dostluğu hakim edecek İslam birliğinin, yani Mehdiyet'in yolu tamamen açıktır. Açık neden? Çünkü olmuş bitmiş bir olay. Yani bir kaset düşünün. Kasetin başındayız ama biraz sonra kasetin sonunu seyredeceğiz. Biraz sonra vakit geçer. Bir saat sonra ortasına gelirsin. 1,5 saat sonra da kaset biter. Kasetin bitişi 1545'te. 1545'te kaset bitiyor. Kıyamet kopacak inşallah. 1506'ya kadar da canlı, neşeli, aktif bir İslam hakimiyeti var. İnşallah. İnşallah.